Merhaba, 14 Nisan 2021 Elazığ At Yarışları sezona merhaba diyor ve Elazığ'da Altılı Ganyan programımızla biz de beraberiz sizinle. Evet, Elazığ'da birinci yarış günü itibariyle 8 tane koşu var ve bizler de üçüncü koşudan itibaren Altılı Ganyan'ı yorumlamaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Tabii ki bazı atlar sonuçta Şanlıurfa'da gözüküyor, Adana'da gözüken var. Daha evvelden Elazığ, Diyarbakır'da gözüken atlar var tabii ki. Evet, ama bu koşu için o geçerli değil. Bu bir şartlı bir koşu, 3 yaşlı Araplar. 1000 metre böyle piyasaya yeni sürülen tedavüldeki paralar gibi. Hani böyle yeni basım şeyler gibi arkadaşlar bunlar. Evet, buradaki bu tay koşusu 11 tane safkan burada ilk kez start alacak. Hepsinde bol şans diliyoruz, hayatları boyunca başarılar diliyoruz hepsine ve yetiştiricileri ve sahiplerine ve jokeylerine. Arkadaşlar 5 tane safkan var burada seçtiğimiz. 4 numaralı Pablo, Yaşarcık yavrusu, Ersin Kılık'la. Biz arkadaşlar normal şartlar altında eğer ki göreceksinizdir iyi koştuğunu. Biz bunu banko bile yani böyle cesaret edip banko atacaktık biz bunu. Yani atalım mı diye verelim mi dedim. Yani bu kadar da yapmayalım dedik. Çünkü insanlar bunu da vebalini oynamak istemiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar kendi kuponumuzu atabiliriz ama tabii ki burada 4 tane daha at var. Çünkü Yaşarcık orijinine çok güveniyoruz biz kısa mesafede. Bilginiz olsun Yaşarcık ekü şeyleri orijinleri daima kısa mesafe çok iyi koşar arkadaşlar. Pablo ilk atımız. 6 numaralı Sederi Tepesi. Sederi Tepesi Hasan Altundağ'la Apranti, Uçan Bey orijin. 1 numaralı Kral Dilşat Mehmet Taşkaya'yla. 8 numaralı Stoneman İsa Katar. Ve son atta 10 numaralı Küçük Bermal Menderes Afşar'la arkadaşlar. Burada 4, 6, 1, 8 ve 10 şeklinde burayı tam 5 atla geçiyoruz ama 4 numaraya dikkat diyoruz. 4 numarasız kupon yapmayın arkadaşlar. Tüm üyelerimize biz bunu söylüyoruz. Yani burada bizim yapmış olduğumuz tahminler sizin işinizi kolaylaştırıyor tabii. Çok güzel bir şey aslında. Keşke bizim zamanımızda da böyle tahmin verenler olsaydı da birçok yarış tutturabilseydik. Ne güzel. Evet, dördüncü koşuya geçtik. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı kum pisti biliyorsunuz. Bütün bu Elazığ'ın kumunda olacak bütün koşular. Şartlı 3, 4 ve yukarı Arap safkanları 1800 metreye çıkacaklar. Burada da 3 tane safkan bulabildik. Burada toplam 14 tane safkan var ama biz 3 tane safkanı gözümüzün önüne koyduk ve 9 numaralı Nevşan, Neşvan, Burak Bektaş'la 2 numaralı Buğrahan, Mehmet Taşkaya'yla ve 8 numaralı Komet Ersin Kılık'la arkadaşlar. Burada 9, 2 ve 8 olarak bu 4 yaşlı 4 ve yukarı yaştaki Arapları biz bu 3 tane safkanı beraberinde tabii ki burada mesela Rodriguez var. İyi koşacaktır. 1 numaralı Kazazede var arkadaşlar. O da iyi koşacaktır. Yani dileyenler bunları da yazabilirler. Biz burayı 9, 2, 8 geçiyoruz ama yeri olanlar 10'u ve biri de ilave edebilirler tabii ki buraya. Evet. Beşinci koşuya geçelim şimdi. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı Elazığ'da. Elazığ Park'ta. Evet. Handikap 13. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada da 4 tane ata biz yer verdik. Bu Handikap 13 mücadelede. Evet. 12 numaralı Hasan'ın oğlu ilk atımız Necmi Altın'la. 7 numaralı Şahane Kızım Burak Bektaş'la. 1 numaralı İlkay oğlu İsa Katar'la. Bu son yapmış olduğu 3. derecesizler bir fonksiyonu yok arkadaşlar onun. Bu safkanın burada geliri var. 1 numara dikkat ediyoruz. 6 numaralı Son Gobak İsa Akyavuz'la arkadaşlar. Burayı biz 12, 7, 1 ve 6 şeklinde geçiyoruz. Bir tane ata dikkat diyoruz. O da artı yeri olanlar. Hatta iki tane ata diyoruz burada. Yani çok yazmak isteyenler burayı yani at yazmak isteyenler. 9 numara Suzani ve arkadaşlar 10 numara Yılkıtu da buraya
ilave edebilirler. Evet, 9'u ve 10'u da ilave edebilirler arkadaşlar. Suzani bilhassa böyle bir tam ifade edememiş kendini bu 2020'den beri, 2021. Evet, burayı 12, 7, 1, 6 ve yeri olanlar 9, 10 şeklinde dedik. Güzel verecek bu altılı da, bundan emin olun. Abdullah Şahin koşusu, kupa koşusu. Birinci 77.500 lira ikramiye arkadaşlar. Kısa vade 8, 4 ve yukarı İngilizler. 1600 metre kum pistte çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada şimdi tabii hani görünen köy kılavuz istemez misali iki tane safkan ön plana çıkıyor ama biz burada ekürü avantajını tabii baz aldık, bir de approve yavrusu. Bir şekilde İrlanda İngiltere Savaşı olacak. İngiltere diyorum, İrlanda Amerika Savaşı olacak burada. Yıldızhan ve Silver Cloud arasında geçecek mücadele. Biz burada ekürlerden yana kullanıyoruz oyumuzu. Ve günün tekini de biz Silver Cloud'un bu mücadeleyi başarıyla göğüsleyeceğini düşünüyoruz. Her ne kadar 61 kilo da olsa burada Silver Cloud, yani Kurşuni Bulut, bu atın ismi Türkçesi, bu atın ekürüse beraber kazanacağını düşünüyoruz. Diğerlerinin bir fonksiyon olduğunu düşünmüyoruz, diğer bu kırmızı ekürlerin. Ama Yıldızhan burada sıkı rakibi. Yani dilenler tabi buraya tek atmayanlar, buraya iki atla geçmesi kafi. Burada kupon ikiye katlanmasın diye biz biri tek geçiyoruz. Ve güveniyoruz da, yani bir tek katlanma olayı değil. Evet arkadaşlar, 7. koşuya geldik. 9 tane safkan var burada. Burada da handikap 14. 4 ve yukarı yaşta Arap safkanları 1700 metre kum piste çıkacaklar. 20-30'da gece koşusu. 32 bin lira birinciye verilen bir ikramiye var. Burada at sahibi primi 4800. Beşinciye at sahibi primi 240 lira ve artı bir kutu bisküvi verecekler herhalde. Evet, 3 tane safkana burada yer veriyoruz. 1 numaralı Berfin kızı ilk atımız. Burada 1 numaralı Berfin kızı aprantisi Yusuf Cengiz'le. 2 numaralı Hazime Sultan Necmi Altın'la. 9 numaralı Yağmur kızı da son atımız arkadaşlar. Burada bu Hür Batur yani orijinde o Hür Batur Yağmur kızı var. Kesinlikle yazılmalı. 1, 2 ve 9 diyoruz buraya. Tabii burada 3 numara Özlü Atika var. Yani ona bakarsanız Ezha Hanım, Ezha Hanım, Ezha Hanım var. Uğur Gülü var. Bunları da isteyenler değerlendirebilirler. Ama bu işin sonu yok yani böyle. 500 liralık ya da 1000 liralık kupon yapıp sonra da bir de 300 lira kazanmayalım. 1, 2, 9 geçtik buraya ve son ayaktayız arkadaşlar. Elazığ'da, Elazığ Park'ta gece saat 9, handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 1700 metre kuma çıkacaklar. Handikap 14 bir koşu bu. 1700 metre kum pistte bakalım 16 safkandan hangi safkan birinci gelecek? Bir de adet ekürler var, 8 ve 12 numaralar. Evet arkadaşlar, burada da 3 tane safkana yer verdik. Yani kısa tutuyor, yani az at veriyoruz. Yani bahsediyoruz ama bizim kendi şablonumuz az at olacak otomatikman. Ki sizlere de tabii ki imkan olsun, kendi atınızı yazabilirsiniz diye. Evet, burada ilk atımız 13 numara Pamela. Burak Bektaş'ın bindiği bu safkan ilk atımız bizim. 53,5 kiloyla 1700 metre kumda uçacak bu safkan. Başka yapacağı bir şey yok. Hatırlarsanız Şanlıurfa'da da bu uçan dede bir şekilde koşmayacak demiştik. Bir şey olacak ki yarışta bir şey olacaktı veya koşmayacak demiştik. Koşmadı. Yani bu arada da bu at 13 numara Pamela iyi koşacak diye biz tahmin ediyoruz. 3 numaralı Amigdala Hasan Altındağ ile iyi koşacak. Ve 14 numaralı Catch the Breeze arkadaşlar, Invisible Sun yavrusu İsa Katar'la kesinlikle iyi koşacak diyoruz. Burayı 13, 3 ve 14 geçiyoruz. Tabii ki AGF oranlarına göre sizler de kendi atlarınızı buraya yazmanızda yarar var. Her zaman onu söylüyoruz zaten. Kendi yazmış olduğunuz atlarda nasibiniz saklı arkadaşlar. Biz burada 5 bin 10 bin kişiye yayın yapıp daha sonra da 5 bin 10 bin kişinin kazanmasını ne kadar sağlayabiliriz bilemiyorum. Ama tabii ki teklerimiz geliyor çok şükür. Birçok tekimiz geliyor. Tek konusunda bayağı atlar oturdukça bizim teklerimiz zaten de daha rahat böyle anlaşılır hale geliyor. Bilhassa yarışlardan evvel daha da görüntü netleşiyor.
Evet arkadaşlar, burada söyleyeceklerimiz maxpotahmin.com'da izleyebiliyorsunuz, biliyorsunuz bizim kendi web sitemiz var. Yeni üye olan arkadaşlara da bunu rahatlıkla söylüyorum. www.maxpotahmin.com'a ücretsiz üye olarak tüm bu şablonlara ulaşabiliyorsunuz. Artı YouTube kanalımızın altında katıl butonundan premium üye olan arkadaşlarımıza da aylık olarak her bir yarıştan evvel günün yarış kuponlarını ideal olarak en son haliyle yolluyoruz. Böyle de bir iletişim imkanımız oluyor. Evet, Elazığ at yarışları ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle, aynı zamanda Campton'la beraber Elazığ'ı da takip edersiniz. Yabancı yarışlarda devam ediyoruz. Türk yarışlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Üye olup beğen yapmayı unutmayalım. Yapıcı yorumlarınızı bekliyoruz daima. Çok güzel yorum yazan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. Gerçekten çok kaliteli bir kitleye sahibiz. Yani bazen biz böyle densizler çıkıyor, orada yorumlar falan yapıyorlar abuk sabuk. Yani hiç daha 3 gün olmuş ya da bir hafta olmuş. Bir haftadır izliyorum sizi, hiçbir şey yapamıyorsunuz diyenler var. Biz 20 yani Mayıs'tan beri, 2020 Mayıs'tan beri açıkız. Artık yüzlerce değil, binlerce kez oldu neredeyse. Ya diyeceğimiz bir şey yok bunlara. Öyle olduğu zaman da tabii biz de üzülüyoruz yani sonuçta. Ama yapıcı yorumlara daima açıkız arkadaşlar. Amacımız bizim kazandırmak. Tabii ki biz de beraber kazanıyoruz. Onu da söyleyeyim size. Çiftelerle, bilhassa çiftelerle, yani altılı kaçırdığımız anda ipin ucunu çifteyle bir şekilde amorti etmeye çalışıyoruz. Yani bu sonuçta bahis dünyası oluyor en azından. Evet, herkese de yine hayırlı Ramazan günleri diliyoruz. Bol kazançlı ve bol bereketli sofralarınızda bol bereket olsun diyelim. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.